Ayrı vaktinden herkese hayır, huzur ve bereketli bir gün diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Bir kez daha aile vaktiyle bir aradayız. Sizin de aileye vakit ayırarak burada olmanız bizi mutlu ediyor. Mutluluğumuz daim olsun efendim. Efendim içimiz buruk da olsa biliyorsunuz ki zaman zaman bazı kısıtlamalar yaşıyoruz. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz ve zaman zaman psikolojik hastalıklarımız oluyor. Ama bir de içimizde bir duygu vardır. O duyguyu bastıramıyoruz. Acaba kime nasıl iyilik yapabilirim? Acaba kime nasıl dokunabilirim? Bunların hepsini konuşacağız. Psikolojik vakaları konuşacağız. Pandemi sürecinde hepimizin gerildiği, sinirlerimizin pik yaptığı bir dönemde acaba daha nasıl bir müspet bakış açıya sahip olabiliriz? Pozitif düşünebiliriz. Bunların hepsini uzmanına soracağız. Aileye vakit ayıran kıymetli hocalarıma, araştırmacı, yazar Aynur Yavuz'a hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Sefalar getirdiniz. Sefalar. Birazdan sizi tanımak isteyeceğiz. İnşallah. Bu arada hemen sağ tarafımda psikiyatrist, doktor, efendim, kıymetli abim, üstadım Yalçın Güzelhan. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Lokman Bey. Hemen beyaz önlüklerinizle birlikte bugün buradasınız. Evet. Herhalde klinikten geliyorsunuz. Evet, muayenehanemden geliyorum. Hastalarımın bir kısmına baktık. Çünkü şehirler arası gelen hastalarımız var, randevularımız vardı. Sağlık Bakanlığımız da tabii müsaade ediyor. Hastaların tedavileri devam edecek. Çok güzel. Kıymetli hocam gerçekten sizi böyle beyazların içerisinde görünce ayrıca bir renk oluşuyor bizim alemimizde. Bir renklilik, bir canlılık, bir heyecan oluşuyor. Doktorların, öğretmenlerin bu beyaz renk giymelerinde de ayrı bir mutluluk var. Onu konuşmaya devam edeceğiz. Aynur hocam biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne yaparsınız? Neredesiniz? Ne iş yaparsınız? Biraz sizi böyle tanımak istiyoruz. Tabii. Buyurun lütfen. Hocam. 1963 Amasya Gümüşhaçıköy doğumluyum hocam. Evliyim. Cenab-ı Allah'ın bana bahşettiği emaneti 3 kız çocuğum, 2 damadım, bir de torunum var. Net bir haber, imaj haber, flaş haber, yerel haber, ideal yaşam ve Kuzey Ankara gazetelerinde yazılar yazıyorum, makaleler yazıyorum hocam. Araştırmacı ve yazarsınız. İnşallah. Bu... 3 tane kız çocuğu annesisiniz. Evet, hamdolsun hocam. Ve bir de İHA'da vazife alıyorsunuz. Evet, İHA'da da, Beylikdüzü İHA'da aktif gönüllü, gönüllüye dokunmaya gayret ediyorum. Sizi bugün biraz konuşturacağız. Özellikle yardım, madem yardım kuruluşundasınız, yardımlaşmanın nerede, nasıl, kim tarafından en çok vurgulanması gerekiyor? Biraz onu konuşacağız ama Yalçın hocam, evet, birazdan Cumhurbaşkanımıza bağlanacağız. Evet, şu anda konuşmaya başladı. Yalçın hocam, Cumhurbaşkanımıza gittikten sonra bugün özellikle size çok önemli vurgularım olacak. Sizden de duymak isteyeceğiz. Gerçekten sinirlerimiz pik yaptı. Evet. Bunun problemleri nedir? Endişelerimiz var. Aşı konusunda özellikle endişelerimiz var. Bunlarla ilgili bazı duyumlar alacağız sizden. Ve duygularımızı neden kontrol edemiyoruz? Psikolojik sıkıntılarımız, hastalıklarımız var. Bunların hepsini sizden alacağız ama müsaadenizle şu anda bir açılışta Cumhurbaşkanımızın konuşmasını hep beraber kulak verelim mi? İnşallah. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere bulunduğu yere gidiyoruz. Ondan sonra aileye bir kez daha vakit ayıracağız. Biz buradayız. Siz de olun, olur mu? Efendim, bir kez daha aile vaktiyle birlikteyiz. Açılışlarımızın Rabbim sayısını arttırsın. Emeği geçen herkesten Allah ebediyen razı olsun. Bir hatırayla başlayayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashab-ı kiramına şöyle bir ifade kullanıyor. Biliyor musunuz diyor. Bir ok için 3 kişi cennete girecektir. Ashab-ı kiram ilk defa bunu duyuyor. Ya Resulallah, kim onlar? Merak ediyorlar. Oku imal eden, oku taşıyan ve oku atan. Efendim, bu medeniyet asrında birçok gönüllere ulaşabilmenin hizmetiyle yanı tutuşan devlet idarecilerimizden işçimize kadar herkesin bundan büyük bir hissesi var. Rabbim hisselerimizi arttırsın diyoruz ve gelin manevi okların atıldığı bu programı birlikte bir kez daha vakit ayırarak dikkate alalım. Çünkü manevi okların atılmasına çok büyük
ihtiyaç var. Evet, psikiyatrist doktor Yalçın Güzelhan hocama hemen sorularımızı soralım. Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımızın açılışına gittik, tekrar geri döndük. Evet. Aynur Hanım siz de bir kez daha hoş geldiniz. Hemen geçiyorum. Hocam sinirlerimiz pik oldu. Artık biraz psikolojik rahatsızlıklar duymaya başladık. Kafamız karıştı. Dünya Sağlık Örgütü bir şey söylüyor. Bilim kurulumuz başka bir şey söylüyor. Sosyal medyada başka şeyler var. Halk vicdanen başka bir şey söylüyor. Aşıyla başlayalım mı bence? Çok iyi olur. Aşıyla başlayalım. Sonra gerçekten bu sinirlerimizin iç alemimizdeki adını koyalım ve bununla ilgili tedavi sürecini konuşalım. Son durumda aşı ne hale geldi? Aşıyı kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Biraz bunu konuşalım. Siz uzmanlarından duymak istiyoruz. Şimdi Lokman Bey, yani şu anda bu COVID-19 korona süreci içerisinde evet, bu sıkıntılı dönemin, bu sıkıntılı yolculuğun sonunda tünelin sonundaki ışık görünmüş durumda. Yani aşılar, birden fazla aşı şu anda dünyada, bu dünyanın üzerine kara bulut gibi çöken bu korona belasını sona erdirmek üzere insanlığın hizmetine sunulmak üzere. Ancak bu süreç içerisinde uzun süreden beri, Ocak, Şubat ayından bu yana yaşadığımız bu sıkıntılardan tam böyle kurtulmanın kıyısına yaklaşmışken bu sefer başka sıkıntı, yani aşıya karşıt olma sıkıntısı ortaya çıktı ki devletimiz, hükümetimiz, başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız olmak üzere ki aşılanmanın ne kadar önemli olduğunu ve ilk aşıyı da kendilerinin olacağını ifade ederekten bunun önemini tüm topluma açıkladılar, vurguladılar. Ben de 34 yıllık bir doktor olarak, tıbbiyeyi de katarsak, tıbbiyedeki 40. yılının içerisinde olan ve hayatını İstanbul'un en büyük devasa hastanelerinde geçiren bir uzman doktor olarak, ki hayatım Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bez Malem Vakıf Kuraba Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, halk arasında Samatya, evet, SSK Samatya olarak bilinen bu hastanelerde geçmiş, günde 50, 60, 70, 80 hasta gören bir doktorum. Şu anda da kendi muayenehanemde çalışıyorum. Şimdi bir defa doğrudan buradan Türk milletine seslenmek istiyorum. Değerli Akit TV seyircileri, değerli Türk milletinin bütün fertleri, bu aşıyı bilimsel anlamda ne olursa olsun kullanmak durumundayız. Ben hiç düşünmeden, işte bu aşı Çin'den geliyormuş, öbürü Almanya'dan geliyormuş, öbürü Amerika'dan geliyormuş gibi ülkeler arasında herhangi bir ayrım yapmadan, ilk gelecek aşı Çin'den olduğu söyleniyor. Şu anda hükümetimiz bunun planını, programını yapıyor. Nasıl aşılama yapılacak? Ben 40. yılını tıbbiyede iyi de kataraktan 40. yılını doldurmuş bir tıbbiye mensubu olarak hiç düşünmeden Çin'den gelecek aşıyı olacağım. Hocam, şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi aşının Çinlisi, Almanı, Amerikalısı olmaz. Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyadaki 200 ülkedeki bütün bu tür çalışmaların hepsini koordine eden ve denetleyen bir ciddi bir örgüt var. Yani onun onayı olmadan hiçbir ülke aşıyı piyasaya süremez. Yani o aşı ülkemize geldiğinde bizim Sağlık Bakanlığımız yetkilileri o aşının içerisinde neyin olup olmadığını bilirler, araştırırlar, ona göre bir adım atarlar, değil mi hocam? Bir defa şunu söyleyeyim, tabii ki şimdi Çin'den bize gelecek olan aşı ölü virüs aşısı ve bu aşının 10.000'in üzerinde 3. faz dediğimiz insanlar üzerindeki denemesi, 10.000 kişinin üzerinde katılımla ülkemizde yapıldı zaten. Şu anda da bizim ülkemizde yapılıyor denemeleri. Bu aşı virüsün öldürülmüş halinin
aşı haline getirilip insanlara verildiği bir aşı. Bunun başka örnekleri var. Örnek söyleyeyim. Eş değer olaraktan hepatit A aşısı olanlarımız var değil mi içimizde? Tabii ki. Çocuklarımıza polio aşısı yaptırıyoruz. Hem polio aşısı, ki polio aşısının iki türü var. Birisi ağızdan verilen canlı virüstür. Bir tanesi de kas içerisine enjekte edilen ölü virüs aşısıdır. Hepatit A aşısı da bugünkü Çin'den gelecek aşının benzeri olan öldürülmüş virüslerin vücuduna, insan vücuduna verildiği aşılardan bir tanesidir. Biz zaten bu aşıların benzerlerini oluyoruz. Ve Çin'den gelecek ve ülkemizin de bu aşının oluşturulmasında katkı sağladığı aşının ben %90'ın üzerinde, ki tam sonuç açıklanmadı, 3. faz çalışmaları bitmek üzere, koruyuculuğu olduğuna inanıyorum. Hocam, ben bilimin, ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ilim Çin'de de olsa gidin alın demiştir. Ay Çin'deki bilim ülkemize geliyor, hizmetimize geliyor. Yani bizim buna karşı çıkma gibi bir lüksümüz olamaz. Hocam, bugün ilk çözümde var. İlk çözümde biz gelen aşıyı olmamızı öneriyorum. Benim önerim, hekim olarak bilgilerimden dolayı önerim. Burada siz bir şey söylüyordunuz, evet, Lokman Bey. Hocam, tabii halkın şu anda kafası çok karışık. Bu arada sevgili izleyenler, Antalya yakınlarında, özellikle merkez üssü Alanya'da 5.4'lük bir deprem oldu. Şu anda oldu. Umarım, inşallah, dileğimiz o ki herhangi bir hasar, herhangi bir can kaybı olmasın. Efendim, geçmiş olsun Antalya diyoruz. Geçmiş olsun ülkemin güzel insanları. Rabbim hepimizi özellikle doğal afetlerden, sel, deprem, yangın ve benzeri afetlerden de korusun. Özellikle de bu salgından korusun. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Hocam, milletin kafası karışık. Şöyle ifade ediliyor. İşte Çin'den geliyor ya da Almanya'dan geliyor. Mutlaka bu ülke için birileri bir düğmeye basmıştır. Onun içine efendim işte insanların ileride 20 sene, 30 sene, 40 sene sonra etkisini gösterebileceği olumsuzluklar için adeta maddeler koyduklarını ifade ediyorlar. Bu neden gündemde, neden bunun önüne geçiliyor, neden böyle bir cümle sosyal medyada ya da işte bazı yazar çizerlerimiz tarafından konuşuluyor? Çünkü bugün bilim kurulundan bir üye çıkıp aşı olmanın öneminden bahsetti. Bu fitne neden var? Merak ediyorum. Şimdi Lokman Bey, çok güzel söylediniz. Şimdi doğru bilgi bizi güçlü kılar. Evet. Şimdi bugünkü yaşadıklarımızın bir örneğini bundan 100, 120, 130 yıl önce de yaşadık. Çiçek virüsü 17. yüzyılda, 18. yüzyılda insanlığın baş belası olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan bir ciddi sağlık problemiydi. Ve çiçek virüsünün insanlığı tarumar ettiği o dönemde, ki İmparatoriçe Maria Teresa'nın da, o da enfekte oluyor Avusturya. 3 tane de çocuğunu da kaybediyor. Ortalık çok karışık ve İngiliz cerrah Edward Jenner bakıyor ki çalışmaların sonunda sığırlardaki çiçek virüsünü verildiği insanların, insanlardaki öldürücü olan çiçek virüsünün enfeksiyon ve hastalık yapma gücünü engellediğini buluyor ve aşı öyle bulunuyor. Yani sığır virüsü, sığırdaki çiçek virüsü canlı olaraktan insanlara enjekte ediliyor. O sığırdaki çiçeğin enjekte edildiği insanlarda yeniden insan çiçek virüsü bulaştırıldığında ölmediği, ağır hastalık geçirmediği görülüyor ve aşılama başlıyor. O dönemde bu aşılamalara karşı, ki bugün şimdi size söylesem siz çok entelektüel düzeyi yüksek bir insansınız. Immanuel Kant'ı bilirsiniz değil mi? Evet. Dünyada bugün felsefe dünyasında, özellikle
Alman eleştirel felsefesinin babası olarak kabul edilir. Evet. Immanuel Kant diyor ki, biz diyor aşıya karşıyız diyor, çiçek aşısına. O günde de aynı şeyler ortaya çıkıyor. Eğer diyor bu çiçek aşısına müsaade edersek, insanlarımıza verilecek olan bu çiçek aşısı insanlarımızın karakterini hayvan karakterine dönüştürecek diyor. Bunu diyen Immanuel Kant, dünyadaki felsefenin bugün babası olarak kabul edilen, o dönemdeki en üst entelektüel düzeyi olan insan. Evet. Ve 1901 yılında doktorların da içinde olduğu dernekler kuruluyor. Aşıya karşı, çiçek aşısına karşı doktorlar dernek kuruyor. Dergi çıkarıyorlar. Yani geçmiş tarihte de bu tür aşılara karşı dezenformasyonun öne sürüldüğü, aslında bu bir toplumu manipüle etmenin de bir yolu. Ama bu bugünümüze özgü değil. Geçmişte bunların örneklerini insanlık yaşamıştır. Ama ben hekim olarak bugün bu COVID-19 belasından kurtulmamız için Çin'den gelecek veya başka bir ülkeden gelecek olan bu aşıların benzerlerini biz oluyoruz. Çin'den gelecek olan ölü virüs aşısı, hepatit A aşısının veya polio aşısının bir benzeri. Biz bunları oluyoruz da hepatit A aşısını başımıza bir şey mi yani geliyor? Polio aşısından bir şey mi oluyor? Ama burada bir şey var. Bir ön yargı var. Ön yargı nedir? Bizim 1960-70'lerdeki Çin, hani Çin malları falan derdik. Evet. Psikoloji olaraktan bir ön yargı oluştu. Küçümsel. Pazara gittiğimizde hep böyle sanki Çin mallarının işte daha kalitesiz olduğu, ucuz, çürük olduğu ile ilgili toplumda bir ön yargı 20-30 yıl önce oluşmuştu. Ama günümüzde biz biliyoruz ki yani dünya pazarında çok önemli telefon markaları Çin'de iş yaptırıyor. Tabii, bugün Çin Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra gelen ikinci büyük ticari anlamda da teknoloji anlamında büyük güç. Evet. Ve geldiği noktada çok önemli bir seviyeye gelmiş ve aşıyı üretmiş. Bu aşının üretilmesinde 10 binin üzerinde, tekrar söylüyorum, Türk milletinin mensubu içinde bir sürü doktorlar var, üniversitelerimiz var. İşte Malatya'daki üniversitemiz bunlardan bir tanesi, öğretim üyelerinde 3. faz çalışmalarına katıldığı bir aşılama. Ve bu aşının olunmasında ben hekim olarak, doktor olarak herhangi bir sakınca görmüyorum. Üstelik öneriyorum. Ben hiç düşünmeden bu aşı çıktığında gönül rahatlığıyla gidip bu aşımı olacağım. Hocam, burada işte söylenilenler, işte kadınlarda kısırlığa neden olacak, aşının içinde bir civa var, işte bunların bir takım beyinsel sekeller bırakacağı filan gibi şeylerin dezenformasyon olduğunu ve aşı üreten çok dünya ölçekli, global, bu bir pazar nihayetinde, o büyük şirketlerin de sosyal medyayı kullanaraktan, manipüle ederekten birbirleriyle yaptıkları ticari savaşa da bizleri alet etmesinden, evet, başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Halkımız, Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir özelliği var. Takdir ettiğim, hakikaten çok beğendiğim bir özelliği var. Halkın duygularını çok iyi biliyor. Halkın, evet, duygularını tatmin etmede gerçekten halkın yanında yer alıyor. O zaman halkın da biraz hani sözlerini dikkate almak lazım. Güveni noktasında sarsmamak lazım. Halk şu anda şunu bekliyor. Biz yabancı aşı değil de yerli bir aşı olsa hemen anında hareket edeceğiz. Onun için bazı üniversitelerimiz, özellikle Erciyes Üniversitesi, çok ciddi çalışma yapıyor. Bence bir an önce iç piyasada milli aşımız bulunsa ve herkes seve seve, sizin şu anda hekim olarak Çin aşısına güveniniz gibi, herkes kendi milli aşısını kullanmak üzere sanki böyle biraz daha bir beklenti içinde. Bundan dolayı da sanıyorum bazı sıkıntılar var, problemler yaşanıyor. Lokman Bey, karışıyor yani. Dediğinize gönülden katılıyorum. Ben zaten o çalışmaları bekliyoruz. Zaten ilk aşamada 50 milyon doz gelecek Çin'den. Bu aşı tabii iki defa yapılacağı için 25 milyon insana yapılacak. Ama bir yandan da bizim yerli aşımız, milli aşımızın çalışmaları devam ediyor. Ama o aradaki süreçteki, o aradaki zamanı kazanma adına ben bunu söylüyorum. Ve ben Çin aşısının taraftarı değilim. Ben Çin aşısına da
Almanya'nın üreteceği, işte Oxford'un üreteceği, İngiltere'de ve Amerika'nın üreteceği bütün aşılara eşit mesafede. Yani bilim olarak evrenseldir diyorsunuz. Tabii. Bilim evrensel. Bilim olaraktan bunların hepsi de geçerli aşı. Ama evet. Bir de işin mali yönü var. Tabii mali yönü var. Evet. Şimdi mesela Amerika'da yapılan aşının bir dozu $26. Başka bir aşının $2,5. Çin'den gelecek herhalde, o da $2-3 civarı olacak. Tabii bu da bir milyonlarca insanın aşılanması ile ilgili ülkemizin ekonomik çıkarında düşünmek zorundayız. Ama önce sağlık gelir. Eğer bilimsel anlamda bizim de bilim adamlarımızın, üniversitelerimizin, profesörlerimizin de 3. fazına katıldığı bir aşıya bilim insanlarımızın, bilim kurulunun, Sağlık Bakanlığımızın onayı olursa, onayı olduktan sonra buna karşı çıkmanın hiçbir mantığı hocam, yoktur diye düşünüyorum. Çok güzel. Hakikaten çok siz uzmanlardan bunları duymak hakikaten bir rahatlatıyor Allah'ın izniyle. Tabii Cumhurbaşkanımız düğmeye bastı. Erciyes Üniversitesi şu anda çok ciddi bir çalışma. Belki diğer üniversitelerimizin de bu konuda çalışmaları var. İnşallah dileğimiz bu aşı bir an önce piyasaya çıksın. Ama çıkmadan önce acil durumda ihtiyaç hissedilen vakalarda da gelecek olan yurt dışındaki aşıların kullanılmasında bir sakınca yok diyorsunuz. Bu bir aslında insani bir yardımdır. İnsani bir yardımdır. Biraz da hocama dönelim. Tabii bir yanda efendim sağlık sektörü. Ben hep şunu diyorum kıymetli hocam. İnsanların bir planı varsa Allah'ın da kaderin de bir planı vardır. Amenna. İnsanlar kendi kendilerini efendim işte bir noktada zorluyorsa, huzursuz ediyorsa, sağlık probleminde bir noktaya taşıyorsa elbette Allah'ın yaprak izinsiz düşmüyorsa bu meselelerde izinsiz olmayacaktır. O zaman birilerini yine birilerinin imdadına imaret boyutunda hizmet noktasında koşturuyor. Çin'de olsa, Amerika'da olsa, Almanya'da, İngiltere'de olsa kullanacak. Biz de üretecekler, biz de kullanacağız. Sanıyorum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var, hadis-i şerifi var. İnsanların hayırlısı insana faydalı olandır. Bu yoldan çıkarak yardım duygusunu hakikaten evrensel bir mevzu. Nerede işletebiliriz, nerede başlatabiliriz Aynur Hocam? Hocam, aslında hocamın yanında bana bu konuda hani yardım duygusunun dışında çocuklar, ailedeki çocuk için konuşmak pek düşmüyor hocamın yanında. Estağfurullah, estağfurullah. Ben olayın ailedeki çocuklarla hani nasıl geliştiğini, evet, annenin evet. babanın bu konuda rol model olduğunu, işte o konudan biraz girmek istedim. Yani şu aşı mevzusunda bile acaba yapalım mı yapmayalım mı diye böyle efendim ortalık karıştıranların yine sükunet bulacağı nokta ailedir. Aile. Anne baba, evet. Bu bir insani bir yardımdır, bu insani bir çözümdür, bu insanlığın kurtuluşu için bir durumdur diyerek aslında konuşması gereken nokta ailedir diyorsunuz. Aile. Değil mi? Evet hocam. Hayata merhaba diyerek gözlerini açan her bebeğin ilk öğretmeni annesidir. Çocuk, aile, sokak ve okul üçgeni arasında büyür ve gelişir. Okulla tanışana kadar dolayısıyla annen, çocuğun ilk öğretmeni anne olduğu için çoğu şeyi görerek anneden öğrenmeye gayret eder. Bir çocuğa yardımlaşma, paylaşma, infak duyguları küçük yaştaki çocuklara uygulamalı olarak öğretilmelidir hocam. İnfak verme değil mi hocam? İnfak evet. Kendinden bir şeyler verme, cebinden bir şeyler verme. Oyuncağını verme, paylaşma, evet. Kıyafetlerini verme. Bu da anne babanın örnekliğiyle, göstererek yapılması lazım. Diyelim karşı komşuya bir yemek verecek, bir tas yemek. Bunu çocukla birlikte yaptığı zaman bunun beyninde daha güzel kalıyor. Çocuğu yerin beynine işliyor. Bir kurban bayramında kurban etini birlikte dağıtmaları ihtiyaçlı aileye. Bu çocukta çok farklı duygular yaşanmasına sebep oluyor ve aklında kalıyor. Üşüyen çocuğa bir ihtiyaç sahibi bir çocuk. İşte görüyor komşuda etrafında. Anne bu çocuğa mont almalıyım dediği zaman çocuk bunları göre göre bu çocuğa yardım etme duygusunun kendisinde de anneyi babayı örnek alarak geliştiğini fark ediyor. Yani çocuk tepki verebilir. Niye o yabancı çocuğa mont alıyorsun anne? Almayalım anne. Diyebilir. Götürmeyelim anne.
diyerek ifade edebilir ama aslında annenin tavrı, sözü, davranışı burada çok önemli. Çocukta aslında kalıcı bir iz bırakabilir. Evet. Değil mi? Yardım bazı duygusu. Çocuklar hocam ailede, aile ne kadar cömert olursa olsun bazı çocuklar tutmaya yöneliktir. Veremez. Yani hı-hı, paylaşmak istese de bunu paylaşamaz, kıyamaz. Mesela bunu benim torunumdan bir örnek vermek gerekiyorsa oyuncaklarına karşı çok titizdir. Kırmadan oynar, incitmeden oynar ama ver dediğin zaman vermek istemez. Yenisini alalım anneanne ona der. Ama çocukların fıtratında bu var yani. Yani belli bir yaş dönemine kadar özellikle 0-4 yaş grubu çocuklarda ben kavramı. Bu benim. Evet. Bu benim annem. Ama bunu örneklerle bunu kırmamız lazım. Evet, hatta anneyi babayla paylaşmak bile istemiyor. Yani baba işte annesinin elini tutuyor. Gider ellerini ayırır. Yani sanki kendisinden kopacakmış gibi. Evet. Yani çocuk vermek istemeyebilir. Ama aslında bilincin oluşacağı zaman dilimi de bu zaman dilimi tabii değil ki mi? Tabii ki hocam. Bunu örneklerle çocuğa anlatmak en doğalı, en güzeli. İşte bir evet, sohbet esnasında ben torunuma İkra ismi. Bak kızım dedim, senin bir sürü oyuncakların var. Ama şimdi savaştan kaçıp Suriye'de sınırlarımıza sığınan çocukların oyuncakları yok. Kıyafetleri yok, hiçbir şeyleri yok dediğim zaman o kadar etkilendi ki o hiç oyuncaklarını paylaşmayan çocuk getirdi ortaya, döktü hepsini, kendi seçti eliyle. Bak anneanne dedi, benim var, istediğim zaman da zaten siz alıyorsunuz, bunları onlara götür. Ayrıca bu sınırlarda lojistik merkezlerimizde bizim İHA'nın ekmek fırınları vardır. Sınırlara, kamplara ekmek üretir. Geçen sene bu un olmamasından dolayı durma noktasına gelmişti hocam. Bunu işte kendi aramızda, aile içinde konuşurken dedik işte fırınlar kapanıyor, ekmek yok, ne yapacaklar falan. İkra'nın dikkatini çekmiş. Kurban Bayramı'ydı. Kurban Bayramı'nda biriktirdiği bütün harçlıkları götürüp İHA'ya bağışladı, un çok parası. Çok güzel, maşallah. İşte bu örnekleri bunun için İkra'yı vermek tebrik lazım. Ediyoruz gerçekten. Allah razı demek olsun. Ki bir içselleştirmiş bir anne baba ya da işte siz gibi anneanne ya da babaanne efendim içselleştirmişseniz hikaye yoluyla görselleştirerek çocuğa evet anlatmak lazım. Ya bu çocuktur, bu anlamaz. Efendim işte ya biz verelim, çocuk istemiyor ama biz yine onun oyuncaklarını alıp verelim dediğimizde aslında çocuğa yani büyük bir kötülük yapmış oluruz. Çünkü bu sefer verdiğiniz kişiye karşı da kin oluşturur. İleride onlara karşı merhametsiz olmaya kadar götürebilir. Şimdi mesela birçok insanların merhametsiz davranmasının altında ben bir aile danışmanıyım. Şöyle bir ileriye gidiyorum, bir bakıyorum. Çocukken yaşadığı bir travma, buna benzer bir şey mesela, onun o duygusunu geliştirmesine neden olmuş. Onun için ikna yoluyla, anlatmakla, görselleştirmekle gerçekten çok önemli bir metot ifade ettiğiniz. Hocam, birine bir yardım yapmasını istediğimiz zaman çocuğun o yardımı alırken bir oyuncak olur, dediğim gibi kıyafet olur. Kendi çocuğumuza da, bunu ben çocuklarımda da yaptım geçmiş dönemde ve şimdi ikramı da yapıyorum aynı şeyi. Bu sana, bu da ihtiyacı olan arkadaşına. İşte okulda sınıf arkadaşı olur, kalem olur, alacağımız şey kitap olur, defter olur, bir kıyafet olur. Böyle yaptığımız zaman o çocuk onun daha farklı görüyor, daha farklı algılıyor ve beynine yer ediyor. Bir de kendi verdiği zaman ayrı bir mutluluk oluyor onun için. Evet. Beraber götürdüğünde ya da hadi kızım sen bunu al, arkadaşına ver, sen de fazla paylaş. İşte paylaşma duygusunu da, infağı da, yardımlaşmayı da bu şekilde çocukların zaman zaman anne baba örnek olarak anlatarak, korkutmayarak bilinçlenmesine yardımcı olacağız. Evet, ben hep küçükken babaannemin Allah selam rahmet eylesin o ve onun gibi vefat edenlere oğlum işte haya Allah içindir diyordu. Ben biraz daha zaman geçtikten sonra baktım ki haya imandandır. Yani bir peygamber hadisini onlar hayatlarına tatbik etmişler ama hep ağzından dilinden çıkan bir cümle buydu. Haya yani utanmak. Olması gerektiği gibi davranmak meğer imanın bir gereğiymiş. Ben bu sözü duyunca onun yaptığını ne kadar kıymetli olduğunu anlıyordum.
Yani onun için çocuğa gerçekten model olmak çok önemli hocam, bir şey. Tam yeri gelmiş. Buyurun. Hadis-i şeriften de örnek verdiniz. Veren el alan elden üstündür dusturuyla. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir hadis-i şerifince. Bunu çocuklara sık sık hatırlatmamız lazım. Veren el olabilmek için de çaballamak lazım. Başarılı olmak lazım. Zengin olmak lazım. Tembellikten, miskinlikten de kaçmak lazım. Biraz mücadele ruhumuzun gelişmesi lazım değil mi Aynur Hocam? Veren el olabilmek için çok da zengin olmak bence gerekmiyor. Bunu konuşalım. Olur. Nelerimizden infak edebiliriz? Çocuklarımıza nasıl rol model olacağız onu konuşacağız. Hocam neden sinirleniriz? Yani şimdi mesela aşı çıktı, aşıyla ilgili bir sürü böyle işte tezler ortaya çıktı, efendim fitneler ortaya çıktı, olalım olmayalım diye efendim ondan dolayı. Efendim işte günlük yaşam kısıtlılığı getirildi, yasaklar çıktı, işte sokağa çıkma yasakları, ondan dolayı bir panikliyoruz. Mesela dün akşam İstanbul'da çok ciddi manada bir panik havası vardı. Efendim işte bakkallar, marketler, efendim işte her şey kuyruklar halindeydi, trafik felçti. Dedim ne oluyoruz ya? Ve herkes bir panikti. Sanki herkese bir sinirlik hakimdi. Efendim işte korona geldi. Koronadan dolayı işte efendim aman işte korkular vesaire. İşte sonra eve yansıyor. Evde karı koca bunlar muhabbetini yaparken sen ben kavgasına dönüşüyor. Neden sinirleniyoruz hocam? Şimdi, ne oluyor da biz sinirleniyoruz? Şimdi tabii sinirlilik önemli bir kavram. Ama bunu değerli Akit TV izleyicilerinin anlayacağı şekilde biraz basite indirgeyerek anlatırsak şöyle bir örnek verebiliriz Lokman Hocam. Düşünün ki araç kullanıyorsunuz, otomobil kullanıyorsunuz ve aracınızın ön camı buğu yapmış, trafiktesiniz. Şimdi ön camı buğu yapmış bir araçla yolculuk yapan bir şoför çok gergin olur. Çünkü neden? Çünkü görüş alanı daralmıştır. Yani trafikteki önündeki akan trafiğin hangi şekilde olduğunu yorumlayamaz. Yani ileriyi göremediği için, sağlıklı göremediği için, gergin olur. Kaza yapmamak için tedirginlik içerisinde yol almaya çalışır. Bazen de hakikaten kaza yapar. Çünkü görüş alanı dar. Ön camı buğu yapmış. Şimdi bu ön camı buğu yapmış insanın yapması gereken şey ya ön camın buğusunu kaldıracak ısınmayla, ısıtmayla orayı ortadan kaldıracak ya da bir bezle ön camını silecek ve önünü çok net gören bir insan olarak rahatlamış bir şekilde yani trafikte olacak. Yürümeden bir sağa çekmesi lazım önce. Ve ön camını silmesi lazım. Silinmesi lazım. Evet. O görüş alanının açılması gerekiyor. Aynı şey evet. Bu korona döneminde veya başka olaylarda da bizi gergin ve tedirgin yapan bilgi kirliliğidir. Şimdi insanların beynine, zihinlerine özellikle kontrol dışı olan sosyal medya aracılığıyla öyle bir kirli bilgi akışı var ki biz içinde yaşadığımız dünyada bütün yaşam alanlarımızı, mesleki, sosyal, ailesel bütün yaşam alanlarımızı beynimize giren bilgilerle yönetir ve idare ederiz. Eğer beynimize yani şu gördüğümüz, buradan görsel olarak anlatalım. Şu gördüğümüz beynimizin ön bölgesi, biz buraya frontal bölge deriz. İnsanı insan yapan. Hocam maket üzerinden mi gösterir? Tabii maket üzerinden de olabilir. Şu bir insan biraz beyni. Yakından gösterebilirlerse. Şu insan beyni, bu beynin ön tarafı bizim irademiz, düşünmemiz, mutluluğumuz, huzurumuz, tedirginliğimiz, kaygımız, vesvesemiz, alınganlığımız gibi, hafızamız gibi, unutkanlık gibi bütün ruhsal süreçlerin sorumlu olduğu bölge. Yani bu camımız orası.
burası. Şimdi burası insanı insan yapan en önemli beyin bölgesi. Diğer taraflar işte inekte, koyunda, keçide, köpekte, kedide de var. Diğer taraflar hemen hemen benzer ama ön taraf Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği en büyük nimet. Burasına dış dünyadan giren her türlü bilgi, işitsel, görsel, dokunsal, kokusal, her türlü bilgiyle burada bir düşünsel sistematik oluşuyor. Sinir bilim olarak söylüyorum. Evet. Tabii o alanın uzmanı olarak söylüyorum. Bunu şöyle gösterebiliriz. Şu bir nöron dediğimiz sinir hücresi. Bir hücre. Yani gözle görülmez. Görülmez yani. Bundan 100 milyar tanesi bir araya geliyor, bir ağ oluşturuyor. Bu ağ bir örümcek ağı düşünün. Yan yana geldiğinde 100 milyar tanesi büyütürsek şu ağ oluşuyor. İşte bu sinir hücrelerinin bu meydana getirdiği ağ dış dünyadan beynimize giren bilgilerle oluşuyor. Yani biz aslında beyni böyle sıvı, beyaz böyle bir, ibaret biliriz. Değil. Halbuki 100 milyar hücreye birbirine kurduğu bağlantıyla düşünüyoruz. Çok güzel. O dış dünyadan giren, sosyal medyadan, televizyondan, gazeteden, okulda, sosyal yaşamda, ailede biraz önce Aynur Hanım çok güzel anlattı. Allah razı olsun. O bilgiler çocukların beyninde, yani o nasihat veriyor, örnek oluyor, rol model oluyor ya. Aslında sürekli yeni nöronal ağlar oluşturuyor. Dışarıdan görmüyoruz. Bakın burada başka bir örnek vereyim. Şurada satranç oynayan bir insan görüyorsunuz. Bir dıştan derisi, gözü ama arkada hiç farkında değiliz. Birbirimizinle konuşurken makyajını görüyoruz, kaşını gözünü görüyoruz ama o sırada işte gördüğünüz gibi içeride büyük komplike bir sistem çalışıyor. O sistem sayesinde biz düşünceler, duygular ve davranışlar oluşturuyoruz. Eğer dış dünyadan yanlış, kirli bilgi gelince ki sosyal medya bunda bir numara. Niye? Çünkü sosyal medyada bir kontrol yok. Evet. Oysa bir televizyonda işte Akit TV'de konuşuyoruz şimdi veya bir gazetede. Ne oluyor? Bilgiler editörler tarafından veyahut da o televizyonun yönetimi tarafından kontrol denetimlerden geçiyor, süzgeçlerden geçiyor. Ben 20 yıl gazetecilik yaptım. 20 yıl Orta Doğu gazetesinde bizzat yazarlık yaptım. Gazetelerde bir haber çıkmadan önce veya bir yazı çıkmadan önce 3 defa toplantı olur. O yazıyla ilgili, o haberle ilgili editöryel yeniden denetimler, tartışmalar olduktan sonra ancak baskıya gider. Ama sosyal medyada böyle bir şey yok. Sosyal medyada özellikle bir savaş alanı olaraktan ki bunun da en çok gerisinde olan ülkelerin birbirleriyle bilgi savaşları şeklinde, kirli bilgi savaşları şeklinde özellikle de ticari alanda kendini gösteriyor. Buradan değerli Akit TV izleyicilerine diyorum ki özellikle son günlerdeki en önemli konumuz bu korona ve aşı olduğuna göre ne olursunuz sosyal medyadaki kaynağı belli olmayan, nereden geldiği belli olmayan bilgiler yerine başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi otoritelerin, bilim insanlarımızın, bilim kurulumuzun, hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın, devletin bütün yetkililerinin ardından yazılı ve görsel medyanın sizlere vereceği bilgilere yönelin. Önceliğiniz bunlar olsun. Öbür türlü beynimize özellikle Aynur Hanım'ın biraz önce söylediği genç çocuklarımızın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaşındaki gençlerin ki ben şu anda İstanbul Üniversitesi Çocuk ve Ergen Gelişim okuyan 60 yaşında 3. sınıf öğrencisiyim de öğreniyoruz. Bu çocuklarımızın beynine girecek olan o kirli bilgi beyinde bu yeni sağlıksız nöral networklere neden olarak bir sistem oluşuyor o bilgiyle. Ve o nöral network
yanlış düşünce üretmeye başlıyor. Yani bizim beynimizdeki düşüncelerin kaynağı dışarıdan giren bilgiler. Nasıl ki karaciğerimiz, kemiğimiz, derimiz, böbreklerimiz dışarıdan aldığımız sağlıklı besinlerle ilişkili ise peynirle, sütle, etle, düşünce sistematiğimiz de sağlıklı bilgiyle oluşuyor. Evet. Düşünce proteinle, etle, sütle oluşmuyor. Bu açıdan ne olursunuz kontrol altında olan, süzgeçlerden geçen resmi otoritelerin görsel ve yazılı medyanın bilgilerine daha önem verin. Sosyal medyadaki kirli bilgiyle çocuklarımızın, gençlerimizin yanlış ve korkulu davranışların önüne geçin. Evet, yani korkuyu oluşturan Lokman hocamın sorusuna cevap veriyorum. Bizde sinirliliği, gerginliği yapan o kirli bilginin korku. Bizde oluşturduğu, ne yapacağız bu kadar bilginin içerisinde, ona mı uyuyayım, buna mı uyuyayım, öbürüne mi uyuyayım tedirginliğinden dolayı ortaya çıkıyor. O zaman şöyle, oysa net hocam ve berrak bilgilerle, doğru bilgilerle hareket edersek kaygı ortadan kalkar. Hocam o zaman şöyle mi yapacağız? Karşımıza çıkan her bir bilgiyle meşgul olmayacağız. Her bir videoyla ilgilenmeyeceğiz. Yani biraz daha dikkatli. Gözünü seveyim. Ecdadımız bunu çok iyi yapmış. Çok da güzel ifade etmişler. Yani mezarlıktaki yazıları bile okumaya müsaade etmemişler. Çünkü o nöral kirliliği, network'ü bozacaktır diye. Aynen öyle. Bu da bizi gerçekten aynen sinirli kılacaktır. Peki sinirli olan bir insan duygularına hakim olmakta zorlanır. Biz ne yapmalıyız ki duygularımıza hakim olalım? Psikiyatristik bir vaka olup efendim işte ilaç mı kullanacağız? Yoksa bir psikoterapi eşliğinde bir tedaviye gireceğiz. Birazdan size bu soruyu soralım. Tamam. Aynur hocam, veren el her zaman üstün olmalı dediniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesini buyurdunuz burada. Veren el olmak için de çok da zengin olmaya gerek yok. Ben burada tam tersine diyor ki her veren elin zengin olması lazım. Ama illa vereceksek de çok da büyük zengin olmaya gerek yok. Zengin olmayanlar da verebilirler. Bunu biraz örnekle açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Ya da örnekleri var mı? Tabii ki. Aslında gerçi siz ikrayı biraz anlattınız torununuzu. Evet. Ama hakikaten var mı başka örnekler? Aslında hocam gönül isterdi ki herkes zengin olsun, herkesin durumu iyi olsun. Hani sahabe devri gibi herkes etrafındaki muhtaç kişilere versin ve verecek zekatını, sadakasını kimse kalmasın. Bu arada bir parantez açayım. Zenginliğimizdir ki Orta Doğu'da ve Karabağ'da ve Amerika'nın yeni seçilmiş başkanının gündem ederek konuşulduğu bir ülke olmuşuz. Bu da zenginliğin işareti. Elhamdülillah. Hamdolsun. Maddi terakinin işaretidir. Maddi terakiyle biz milli ve manevi değerlerimizi bütün dünyaya ulaştırabilecek bir sistemi aslında devralmışız. Farkında değiliz. Elhamdülillah. Üç kıtaya hakim bir Osmanlı Devleti milli ve manevi varlığını hissettirdiği gibi zenginliğiyle de oradaki insanlara medeniyet götürmüş, insanlık götürmüş. Köprü, hamam, saray, kervansaray ve benzeri insanların ortak kullanacakları eserler bırakmışlar. Ve gittikleri yerlerde de manevi huzura vesile olmuşlar. Bu da maddi güçlü olur. İşte şu anda Türkiye'nin gündemde olmasının, efendim işte Amerika Başkanı'nın Erdoğan üzerinden politika yapmasının nedeni Türkiye Cumhuriyeti'nin halkının, evet tabii ki içeride fakir insanlar var, sıkıntılı insanlar var elbette. O da zenginlerimiz düşünsün artık. Yani her şeyde hükümet düşünmek zorunda değil. Ne yapması gerekiyor? Sen ben zenginsek çevremizdeki fakirleri kollamak vazifesi omuzlarımızda. İşte onun için yardım kuruluşları, İHA gibi kuruluşlar hakikaten çok önemli. İşte bu durumumuzdan dolayıdır ki biz dünyada elhamdülillah artık söz sahibiyiz. Söz sahibi olmaya devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Onun için İnşallah. Veren el olabilmek lazım. Tabii ki. Örneklerle devam edin lütfen. Bir ilkokul çocuğu düşünün hocam. İlkokula gidiyor. Üçüncü ya da dördüncü sınıf. Hani bir örnek
ülke bazında değil ama bizim evet. halk bazında. Biz zaten evet aileyi konuşuyoruz. Tabii aileyi konuşuyoruz. Bazen büyük aile olan Türkiye'den de bahsedeceğiz. Aynen öyle. Gücümüzü ifade etmemiz lazım. Aynen. Varlığı nimet olarak Allah'ın nimetine şükür etmemiz gerektiğini ve daha çok buna ihtiyaç duyduğumuzu, daha çok o birlik beraberliğe, o yek vücut olmaya bizim ihtiyacımız var. Amin. İnşallah. Yoksa hepimiz tek vücut muyuz? Aslında değiliz. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Abazı, Romanı, Arabı, herkes burada. Ama hepimiz bir çatı altında bir ümmet şuuruyla tek amin. Vücuduz. Amin hocam. Ve bu vücut çok sağlıklı olmalı. Olmalı. Evet. Sağlıklı düşünmeli, sağlıklı hareket etmeli, sağlıklı yürümeli ta ki ses getirsin ve ses getiriyoruz elhamdülillah. İnşallah, elhamdülillah hocam. Dediğim gibi hocam bir ilkokul öğrencisi düşünün. İşte 7-8 yaşlarında evinde her çocuğun muhakkak bir kumbarası vardır evet. değil mi? Kumbarasını biriktiriyor. Çocuğun hayali su kuyusu açtırmak Afrika'da. Hı hı, çok güzel. Öğretmenine gidiyor. Bu hayal çok uzak bir hayal gibi görünüyor aslında. Hayalini anlatıyor. Öğretmeninin çok hoşuna gidiyor. Hani ikradan girdik ya hocam evet. örnek vermeye. Evet. O açıdan öğretmenin hoşuna gidiyor. İşte öğrencilerini de teşvik ediyor. Ve senenin sonunda o su kuyusu Afrika'da açılıyor. Hayaller gerçek oluyor hocam. Bir yıl sonra. Bir yıl sonra. O su kuyusunu çocuğun eşliğinde açtırıyor. Hocam Patani'ye gittim ben. İHA ile tanışmam da bu sayede oldu. Allah razı olsun. Yetim dayanışma günlerinde kapsamında o zaman siyaset yapıyordum Beylikdüzü Kadın Kolları'nda. Bana bir teklif geldi Beylikdüzü İHA'dan. Dediler yetim dayanışma günleri kapsamında yurt dışındaki yetimhanelerimizi ziyaret edip, yetimlerimizi ziyaret edip şahitlik yapmak ister misiniz? Çok memnun oldum. Tabii ki dedim, elhamdülillah. Gittik hocam, 5-6 diğer ilçelerden de toplanan arkadaşlarla gittik. Ve orada neyi gördüm biliyor musunuz? Ufacık o, hani çok büyük meblağlar değil, ufacık böyle paralarla bir hayır işine girilip onun sonrasında kocaman bir yetimhanenin oluştuğunu. Yani aslında küçücük adımlar büyük hayaller gerçekleştirmişler. Çok güzel hocam, aynen. Hemen onun da bir örneğini vereyim. Ormanın içinde bir yetimhaneye gittik. 8 yetimhane gezdik hocam, 2 tane okul. Ormanın içinde yetimhane ama yaşlıların da bakımhane aslında bizim huzur evleri gibi. Bunu yaptıran, bu projeye ön ayak olan çocuk Furkan Kesik diye bir yavrumuz. Lösemi hastası. Maşallah. İşte duyuyor etrafından böyle bir proje var. İşte Patani. Patani ki biliyorsunuz çoğu kimsenin Tayland'da bilmediği, Müslüman evet. zulmünün yoğun yaşandığı bilmediği bir yer. İnşallah diyor ben buraya bir yetimhane yaptıracağım. Projeyi ben devralayayım. Ailesine, annesine, babasına eğer diyor ömrüm yetmezse devamını siz getirin. Gayretleriyle o Furkan Kesik evladımızın ve hastalıkla da mücadele ettiği sıralarda yetimhaneye başlanıyor. İşte projeyi ilçeler devralıyor. Çocuk tam yetimhanenin açılacağı zaman ruhunu Hakk'a teslim ediyor. Hay maşallah. Göremiyor. Rabbim, beni çok etkilemişti evet. hocam. Çok etkiledi. Rahmet eylesin. Tekrar orada gezerken Boğaziçi okulları var. Onu da bir Boğaziçi'li üniversite öğrencisi kız. Kitap ayraçları yok mu? Kitap ayraçlarını yaparak, satarak 1 lira ondan elde ettiği gelirle bu okula niyetleniyor. Tabii bu imkansız hani bir ayraçla olabilecek şey değil, değil gibi yani görünür. Aklın mantığın almadığı bir şey. Ama Allah razı olsun 81 ile yakın 78 ilde ve temsilciliklerde İHA'nın temsilcilikleri var hocam. Projeyi bu en çok da bayanlar, hanım gönüllülerimiz bir yükleniyor. O da kızımızın başlattığı okul devamında 3-4 seneyi o da tamamlanıyor. Biz o okula girdiğimiz zaman kapıdan bir girdim. Reisin duvarda kocaman bir portresi. Cumhurbaşkanımızın. Allah Allah. Ne kadar gurur duydum hocam. Ne kadar gözlerim yaşardı. İçeride işte okul müdürüyle falan sohbette yavaşçacık çıktım. Kızları topladım o duvarın altına. Beden diliyle, dilde yok. Onlar biliyorsunuz Malezya'ya daha yakın dilde konuşuyorlar. Dedim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim reisimiz, bizim Cumhurbaşkanımız. İşte öyle bir video çektik ama o kadar gurur verici bir şey ki. Şimdi 7 tane olan mesela orada 9-10 tane oldu. İşte biraz önce dediniz ya hani
illaki zengin olmak gerekmiyor. Şimdi bizim ikinci el kermeslerimiz var. Evinde fazladan ihtiyacın yok. Kıyafet bir sürü. Onları alıyoruz hocam. Topluyoruz, duruyoruz, temizliyoruz. Satılan gelirden elde edilenler projelere aktar. Yani aslında bizim hayallerimiz zengin olmalı. Aynen. Büyük, hedefimiz büyük olmalı. Hedefimiz hocam. Büyük, ufkumuz hayallerimiz olmalı. Zengin olmalı. Biz başarabileceğiz. Çocuk deyip geçmemek lazım. Biz anne babanın o çocukla yaşadığımız, konuştuğumuz, beraberliğini paylaştığımız o karelerde aslında çocuğa yeni bir ufuk açabiliriz. Şimdi o Furkan kardeşimizin oradaki her bir yetimhanedeki sevap dua olduğu gibi o çocuğu tabii ki. Yani yaşı küçük olsa bile, tabii. Yaşı küçük olsa bile vefat etmişse büyüklerle haşir olabilecek bir hale sevk edebilir mi Allah? Edebilir. Edebilir yani. Şimdi 10 yaşında bir çocuğun, işte 8 yaşında bir çocuğun bülüğ çağına ermeden namaz kılmıştır. Anne babasını taklit etmiştir ama ömrü yetmemiştir, vefat etmiştir. Allah onu dilerse büyükler namaz kıldığından dolayı onlara nasıl ecirler, makamlar, haller veriyorsa o çocuğu da verebilir mi? Verebilir. Onun için o çocuklarımızın hayallerini hakikaten zenginleştirmek lazım. Çok güzel bir örnekti gerçekten. Paylaşınca eksilmeyeceğini o çocuğa anlatmamız lazım hocam. Çok güzel. Paylaştıkça çoğaldığını sadakalarla, zekatlarla düşünün, bir tane tohum ekiyorsunuz. Üzerine toprak serpiyorsunuz, suluyorsunuz. Ondan kocaman bir kiraz ağacı oluyor. Sadaka belayı def ettiği gibi tabii ki. Ömrü de diyorsunuz ömrü rızkı de, da bereketlendirebilir. Tabii. Ömrü de rızkı bereketlendirebilir. Çok güzel, evet. Bunlar örnektir çocuğun beyninde yer edebilmesi için. Çok güzel, gerçekten harika bir şey. Kıymetli hocam, biz sinirlendik, canımız sıkıldı. Efendim işte tabir yedi, halk arasında kafayı yiyecek duruma geldik. Duygularımızı kontrol edemiyoruz. O arada psikolojik bir rahatsızlık yaşadık ve size geldik. Psikoterapi usulüyle mi daha bir netice alırız, yoksa ilaçla mı? Halk arasında hemen en ufak bir şeyde ya canım sıkıldı, ben depresyondayım, hatta böyle hekime danışmadan ya da bir psikoloğa gitmeden kendisi gider eczaneden, ben bir antidepresan alabilir miyim diyerek de oradan rahatlıkla bir ürün alıp gelebiliyor. Tedavi nasıl olmalı hocam? Yani psikolojik vakalarda tedavi nasıl olmalı, merak ediyoruz. Şimdi Lokman Bey, bir defa psikoloji diye adlandırdığımız, aslında psikoloji diye bir şey yok. Aslında moleküler sinir bilim var. Hani biraz önce söyledim ya. Evet. Şimdi beynin bu ön bölgesi bizim organımız mı, vücudumuzun bir parçası mı? Evet. Ha, şimdi ve bütün psikolojik rahatsızlıklarda biraz önce söylediniz, gidilen doktorlar nihayetinde bir ilaç yazıyor mu? Yazıyor. Yazanlar var tabii ki. Tabii büyük evet. Çoğunluğu yazıyor ve o ilacı içiyor. Şimdi bir doktorun bir hastaya İlaç yazması, psikiyatri anlamında söylüyorum veya nöroloji anlamında söylüyorum, ne anlam ifade eder? Karşıdaki insanın, hastanın merkezi sinir sistemine, yani beynine dışarıdan kimyasal bir müdahalede bulunma. Yani bir kimyasal müdahalede bulunuyoruz. Nereye? Beynimize. Şimdi beynimizi biraz önce söyledim ben. Dedim ki her türlü olay bu nöronlar üzerinden gidiyor. Hücre. Bu nöronlar, dışarıdan giren bütün bilgiler beyinde nöral network oluşturuyor dedik. Bakın psikoloji dediğimiz şey ne? Önce onu anlayalım. Şimdi bu network oluşuyor. Şimdi bu network'te bu sinir hücrelerinin yani, birbirine bağlantı noktaları network, var. Sinir nöronların sistemi. Birbiriyle iletişim kurduğu noktalar. Yani. Sinaps diyoruz. Evet, diyoruz. Biz evet. Oraya sinaps diyoruz. O bağlantıların olduğu yerlerde sinir hücrelerinden birinden diğerine elektrik ve kimyasal bir takım maddeler geçer. Şurayı göstereyim. Bak şu geçiş yeri. Elektrik birinden diğerine geçerken kimyasal maddeler salınır. Bir sürüsü var ama biz buna nörotransmitter diyoruz. Birini siz de biliyorsunuz. Adrenalin deriz. Evet. Adrenalin, serotonin, dopamin bunlardan bir tanesi. Şimdi günlük yaşamın içerisinde yaşadığımız her türlü ağır sorunlar, mali sorunlar, aile içi sorunlar, ekonomik sorunlar,
veyahut da patronla çalışan arasındaki sorunlar, savaşlar, depremler, bu bağlantıları, yani sinir hücrelerinin bir araya geldiği noktaları zorluyor, bozuyor. Oradaki salınımı bozuyor, kimyasal maddeyi veya elektriksel geçişi bozuyor. Yani ya ve az salınımına ya da fazla. Sistem bozuluyor. Evet, ya yani sistemde bozulma ortaya çıkıyor. Bu şuna benziyor. Ben Lokman Bey'in üzerine 100 kiloluk bir ağırlık koysam, 200 kiloluk ağırlık koysam fizik olarak ne olur? Çöker. Eklemlerinizde, yani diz ekleminizde aşım bir olur. Sorun meydana evet. gelir. Şimdi bu sorun meydana geldikten sonra ne olur? Ağrı duyarsınız ve onu ortadan kaldırmak için dizinizle ilgili tedaviye gidersiniz. Ameliyat olursunuz, arkasından belki de fizik tedavi yapılır. Evet. Aynı şekilde bu nasıl bir biyolojik bir sorunsa, dış dünyadan beynimize gelen her türlü sorun, karı koca davaları, eşler arasındaki, öğrenci öğretmen arasındaki, patron işçi arasındaki veyahut da büyük felaketler, işte şu anda korona belasıyla uğraşıyoruz. Onun beynimizdeki bu nöronlar arasındaki bağlantıyı, aşırı stres dediğimiz olay budur zaten. O bağlantıları bozuyor. Ve o bağlantılar bozulduktan sonra bunu da dışarıdan görmüyoruz. Diz eklemi gibi veya kolumuzdaki kırık, alçıya alınmış kol gibi görmediğimizden dışarıdan makyajımızı, yüzümüzü, gözümüzü görüyoruz. Ama o stres içerideki bu nöronlar arasındaki bağlantıyı bozuyor. Bu şuna benziyor. Şu bir akciğer. Bakın, korona belasıyla uğraştığımız dönemde korona ne yapıyor? Akciğerdeki şu hava bronşlarında, hava yollarına oturuyor ve oradaki alveol dediğimiz yapıyı bozuyor. Bozunca ne olur? Hava alamıyoruz ve hastaların bir kısmı da ölüyor. Nasıl ki buraya oturmuş olan o mikroptan dolayı, COVID-19'dan dolayı kişi hava alamıyorsa ve ancak tedavi olursa, düzeliyor ise, aynı şekilde beynimizin bu ön bölgesi, yani bizi insan yapan bölgesindeki nöronlar arasındaki bağlantılar dış dünyadaki o stres oluşturan sorunlardan dolayı bozuluyor. Elektriksel anlamda, kimyasal anlamda. İşte nasıl ki biz o akciğerdeki problemi, bronşiti uygun tedaviyle ortadan kaldırdıktan sonra, ya niye nefes alamıyorsun, kendini topla nefes al dememizin bir anlamı yoksa, beynin içerisindeki o bozulmuş kimyasal ve elektriksel sistemi gerek ilaçlarla gerekse de psikoterapilerle düzeltirsek, karşıdaki insanın ruhsal süreçleri de normale dönüyor. Evet. Yani burada en sık rastladığımız şu. Şimdi yaşadığı olaylardan dolayı o nöronlar arasındaki bağlantı bozuluyor ve kişi ümitsiz olmaya başlıyor. Beynin belli bölgelerindeki bozulmalardan dolayı veya kaygılı olmaya başlıyor, vesveseli olmaya başlıyor. Sanki çocuğunun başına bir şey gelecek, kötü bir olay gerçekleşecek veya kalabalık bir yere giriyor, boğulur gibi oluyor veya intihar etmeyi düşünüyor. Şimdi bunların hepsi beyindeki biraz önce anlattığım o neural network'teki kimyasal ve elektriksel bozulmalardan dolayı. Ama insanlarımız ondan dolayı olduğunu bilmediği için, işte hanımın eşi diyor ki, ya sen de çok korkak oldun, çok tedirgin oldun, kendini topla, kendine gel, iradeni topla, silkin gibi olayın iç yüzünü bilmediği için ona nasihatlerde bulunuyor. Bu neye benziyor? Sanki akciğerindeki mikroptan dolayı öksüren kişiye, kendini topla, öksürme demeye benziyor. Burada yapılması gereken en önemli şey, psikolojik problemi olmuş, kaygılı, tedirgin, vesveseli, ürkek insanlara doğru bir adrese, önce psikiyatriste, doktora götüreceğiz. Yani önce tıbbiye tahsil etmiş, alanında uzmanlaşmış hekime götüreceğiz. Orada o hastalığın türü ve o kişiye özgü bulgularıyla, çünkü tedavi sırasında biz Salt Bey'le işte senin beynindeki kimyan bozulmuş, al sana ilaç demiyoruz. O hastayı onun bütün kişilik özellikleriyle, yaratılışıyla, kültürüyle, inanışıyla, imanıyla, ahlakıyla, toplumsal değerleriyle, eğitimiyle birlikte bir bütünsel olarak değerlendiriyoruz. Ve onun arkasından hastaya o
hastalığı durumu ile ilgili en doğru tedavinin hangisi olacağı ki büyük olasılıkla benim meslek hayatımda 33. senem genellikle kombine tedaviler, hem ilaç hem psikoterapiler artı ev ödevleriyle hastayı tedavi ediyoruz. Bu şuna benziyor. Diyelim ki şunu ortaya koyduk. Burası bizim Kıbrıs diyelim. Burası da Mersin, Antalya. Biz Kıbrıs'a gideceğiz. Kıbrıs'ı alacağız, savaşacağız. Örnek veriyorum. Şimdi eğer bizim elimizdeki tek silahımız kara kuvvetlerimiz olursa, bir gücümüz var, ordumuz var. Evet. Bizim o adayı alma olasılığımız ne kadar mümkündür? Çok az. Ama beraberinde bir de deniz kuvvetlerimiz olursa, beraberinde bir de hava kuvvetlerimiz olursa ve bunun üçünü birlikte aynı hedefe doğru motive edip de savaşa girersek, orayı alma olasılığımız çok yüksek olur. Tedavi de böyle. Eğer tedaviyi yapan insanın, doktorun, psikoloğun elindeki tek silahı ilacıysa, yani diğer nitelikleri yoksa, onunla savaşmak zorunda. Ama aynı zamanda ilaçla birlikte psikoterapi eğitimi almış, ihtisası yapmışsa, onların ikisini birlikte o hastalığa, o düşmana, o soruna karşı kullanırsa başarılı olma olasılığı çok daha artar. Evet. Ama en çok yani kombine tedavilere karşı çıkan insanların, hep duyuyoruz, yok ya işte orada ilaç verilmemeli diyen insanın, çünkü ilaç verecek yetkisi yok, eğitimi yok. Onun için onu kötüleme eğilimine giriyor. Tam tersine psikoterapi eğitimi yoksa, elinde sadece ilaç verme eğitimi varsa, o da psikoterapiyi kötülüyor. Doğru olan, bugün dünyanın da kabul ettiği, evet, evet, Dünya Psikiyatristler Birliği'nin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği şey, psikolojik problemlerde kombine tedaviler, hem ilaçlar hem psikoterapilerin birlikte kullanılması gerektiği, bunu da diğer ev ödevleri veya sosyal alanlarla birlikte birleştirilmesidir. En doğru olanı Yalçın budur. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir nokta. Hem biraz daha rahatlamış olduk. Demek ki korkmamak lazım. Adım atmak lazım. Bu tür sıkıntılarda birbirimizi gerçekten yönlendirmek lazım. Bunların tedavisi söz konusu. İlaçla olacaksa ilaçla, yok değilse psikoterapiyle, özellikle psikolog ve danışmanların uyguladığı sistem bu. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz sona gelmiş olduk. Hocam, böyle son yarım dakika içinde bize ne anlatırsınız? Ben hakikaten çok teşekkür ediyorum. İHA'da gönüllü olarak hareket ediyorsunuz ve aynı zamanda bir babaanne mi, anneanne misiniz? Anneannesiniz. Evet, İkra'yı örnek verdiniz. Maşallah, hakikaten çok güzel bir ortamda çocuğumuzun infak duygusunu ifade ettiniz. Demek ki küçükken çok şey yapılabilirmiş. Evet. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür Allah ediyorum. Birkaç cümleyle buyurun. Evet hocam, şimdi bize gelen telefonlarda gönüllülerimizden olsun, dışarıdan olsun, ben ne yapabilirim diye bir soru geliyor. İşte çocuğum var, çocuklarım küçük. Yapmak istiyorum, hani çalışmak istiyorum, sizlere yardımcı olmak istiyorum. Ya da yaşlı teyzeler, gücümüz yetmiyor. Aslında nefes aldığımız sürece insanlığa ve hayvanata faydamız dokunabilir hocam. Anneler evde çocuk yetiştirirken çocukları işte bu duygularla yetiştirebilir. İnfak duygusuyla, yardımlaşma, paylaşma duygusuyla yetiştirebilir. Neneler evde otururken bir şeyler örebilir. Şu an 10 Aralık'ta biliyorsunuz Dünya İnsan Hakları Günü. 81 ilden bir sürü tır, ilçelerden Suriye'de kamplarda yaşam mücadelesi veren o mazlum halka yardım için gidiyor. Onlara bir şey, ördükleri atkıları, bereleri verebilirler. İnsan dediğim gibi yaşadığı müddetçe herkes, her birey bir şeyler yapmak zorundadır. Evet, araştırmacı yazar, sevgili izleyenler, Aynur Yavuz hocam ve psikiyatrist Doktor Yalçın Güzelhan'a çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak sağlık ve afiyetinizi arttırsın. Amin. Nice böyle gönüllere dokunmayı Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Efendim, bu arada Antalya valimizin açıklamalarına göre Antalya'daki o 5.2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz bir vakanın olmadığı şimdilik bilgilere yansıtıldı. Biz bunu da ifade etmiş olalım. Bir kez daha Antalya'ya, ülkemize geçmiş olsun. Rabbim bizleri her türlü arzi ve semavi musibet
afetlerden, felaketlerden korusun, salgınları üzerimizden def edesin. Bir dua var. Ya dafi'al belaya idfa'annel belaya fallahu hayrun hafizen ve huver hamur rahimin. İşte bu duayı yapıyoruz. Rabbim üzerimizdeki bütün belaları def eylesin. Gelin hep beraber bir kez daha aileye vakit ayıralım. Aslında aileye vakit ayırmakla kendimize vakit ayırmış oluyoruz. Kendimizin sağlıklı düşünüyor olması, sağlıklı bir yaşama sahip olması ailemizin de sağlıklı olmasına nedendir. Hep beraber aileye vakit ayıralım. Allah'a ısmarladık efendim.